يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ başkanım. Nasıl parti? Diyor ya, ağacı kurduğu eğer ağaçtan değilse ağaç sürmez. Biz millet olarak eğer biz kendimizi ne kadar güçlü hisseder ve ne kadar sahip çıkarsa dıştan ne gelirse gelsin biz etkilemez. Fezkûnî ezkûkûm meşkûlî ve lâ tekfûn ve nahsîn minel emvâl âlemînel fâtiha. Allah'a emanet olun.
Temmuz günü tarihimizin yine bizim altın sayfalarımızdan biri. Aynı Çanakkale Savaşı gibi, aynı Malazgirt Savaşı gibi tarihimizin dönüm noktalarında memleketimizi uçurumdan döndüren bir gündür. Ve bugünü biz asla unutmayacağız ve asla unutturmayacağız. Kimsenin unutturmasına da müsaade etmeyeceğiz. Bizler bu makamlarda yer alıyorsak, bugün bu bayrağımızın altında, şanlı bayrağımızın altında rahatça nefes alabiliyorsak, rahat bir şekilde görevlerimizi yapabiliyorsak o şehitlerimizin sayesindedir. Başta şehitlerimiz olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah mekanlara Peygamber Efendimiz'e komşu olur. Gazilerimize de Yüce Allah'tan şafi sıfatıyla acil şifalar niyaz ediyorum. Bizler biriz ve bir olmaya devam edeceğiz. Asla başaramayacaklar, bizi bölemeyecekler. İşte bu birliğimizin bir sembolü. Bugün Mevlid-i Şerif'te hep beraberiz. Belediye başkanımızla, askeri erkanımızla, halkımızla, vatandaşımızla tek vücuduz. Bizi asla bölemeyecekler, asla başaramayacaklar. Galip olan Allah olacaktır. O kafirler ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek isteseler de Allah vaadini gerçekleştirecek ve dini mübini İslam'ı tamamlayacaktır. Hepinize en kalbi duygularımla sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Bu ciddi ziyaretler gerçekten. 15 Temmuz Sayın İlçatay Makamımızla ilçedeki kamu kurumlarının müdürleriyle beraber askeri ekranla beraber bugün 15 Temmuz'u anıyoruz. Gazilerimizle beraber şehitlerimize kadir ziyaretini yaptık. Ceylanpınar'da şehidimiz olan kardeşimizin evine gittik. Bunu ailesini ziyaret etmiş olduk. Şu an camideyiz, Zahiriye Camisi'nde müftülüğümüzün düzenlemiş olduğu şehitlerimizin ruhuna Kur'an-ı Kerim okutulmuş oldu. Ceylanpınar hep beraberiz. Söylediğim gibi halk burada. 15 Temmuz'u Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi unutmayacağız, unutturmayacağız ki ileriki yıllarda çocuklarımız bizim yaşadığımız kötü, bu kötü süreci onlar yaşamaması adına unutturmayacağız. Her yer anılmış olacak 15 Temmuz. Tabii ki inşallah bir daha Sayın Kaymakamımızın söylediği gibi başaramayacaklar. Allah'ın izniyle ülkemiz, milletimiz bir daha böyle bir kötü gün yaşamamış olsun. Ve şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Zaten inşallah Peygamber Efendimiz'in komşusudurlar. Gazilerimize de şu an tedavi gören varsa da onlara da Allah'tan acil şifalar diliyorum. İnşallah bu ülke, bu millet böyle tekrar 15 Temmuz'lar yaşamaz. 15 Temmuz şehidi Ümit Yolcu'nun abisi olarak bu şehitlik mertebesinde çok gurur duyuyorum. Bütün Ceylanpınar halkının da bir gururudur. 248 tane şehidimiz vardı. Bu 248 tane şehidimiz de aslında bize yeniden bir vatan bahşetmiştir. Ve biz de bu vatanı emanet olarak alıp ilerlebet ölene kadar da bu vatanı kimseye çiğnetmeyeceğiz. Ve elimizden geleni de yapacağız. Bütün gazilere de Yüce Rabbim şifa nasip etsin. Bir daha böyle şehitler yaşamayalım. Bir daha böyle acılar yaşamayalım. Yüce Rabbim böyle oraya hiçbir ülkenin ve bizim ülkemizin de başına getirmesin. Türkiye'yi bölmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Türk halkının bu iman ve bu güç, bu birlik, beraberlik, bu kardeşlik olduktan sonra hiç kimsenin yıkmaya, yıpratmaya gücü yoktur. Ve biz de ilerlebet bir asker olarak duracağız.